Merhaba. Yeni adım atanlar hızlı ve kolay bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak için 4 videodan oluşan bir seri hazırladım. İzlemekte olduğunuz bu video serinin 3. videosudur. Serinin tüm videolarına yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu videoda yapay zeka ve makine öğrenmesinde nasıl uygulama geliştireceğimizi ana hatlarıyla göreceğiz. İlk adım olarak Spyder yazılım geliştirme ortamına verimizi yükleyeceğiz. Veri bilgisayar ortamında farklı kaynaklarda ve formatlarda tutuluyor olabilir. Örneğin veri CSV formatında dosya sistemimizde olabileceği gibi bir veri tabanında da saklanıyor olabilir. Daha sonraki adımımızda yüklediğimiz veriyi yakından inceleyeceğiz. Bunun için de öncelikle iki kütüphaneyi kullanacağız. Pandas ve Matplotlib. Pandas veriyi tablo olarak hafızada saklamaya ve ulaşmaya yardımcı olurken Matplotlib ise verinin görselleştirilmesini sağlamaktadır. Verimizi inceledikten sonra hangi maksatla uygulama geliştireceğimize karar vereceğiz. Bunlar sınıflandırma, kestirim, kümeleme ve boyut indirgeme olabilir. Eğer sınıflandırma ve kestirim gibi denetimli öğrenme yapacaksak verimizi iki set ayırmamız lazım. Eğitim ve test veri setleri. Eğitim veri setini kullanarak modelimizi eğiteceğiz. Modelin eğitimi, kullanacağımız modele, veri setinin büyüklüğüne ve verideki öz nitelik sayısına bağlı olarak çok uzun zaman alabilir. Başarımın ölçümünde de birçok farklı ölçüt kullanacağız. Görevimize uygun olacak makine öğrenme modelini scikit-learn paketi içinde var olan modellerden seçeceğiz. Scikit-learn kütüphanesi bize tüm makine öğrenmesi görevleri için birçok alternatif model sunmaktadır. Bu videoda Iris veri setini kullanarak sınıflandırma uygulaması yapacağız. Sınıflandırmada kullanabileceğimiz modeller arasında K en yakın komşu modelini seçtik. Modelimize karar verdikten sonra eğitim veri setiyle modelimizi eğiteceğiz. Bunu yaparken modelin parametrelerini varsayılan değerlerle kullanabiliriz. Sonrasında modelimizi test veri setiyle başarımını ölçeceğiz. Model eğitim veri setinde öğrendiği kadarıyla hiç görmediği test veri seti üzerine tahminlerde bulunacaktır. Bu aşamadan sonra modelin başarımını arttırmak için çeşitli yaklaşımlar ve teknikler denememiz gerekmektedir. Modelin iyileştirilmesi için veri üzerine çalışılması, farklı modeller kullanılması ve modellerin parametrelerin hassas olarak ayarlanması gerekmektedir. Bu aşamanın tamamlanmasıyla artık elimizde eğitilmiş ve başarımı test edilmiş bir modelimiz olacaktır. Artık bu modeli gelecekte kullanmak üzere saklayabiliriz. Özetlediğim bu adımları bu videoda baştan sona birlikte yapacağız. Konumuza başlamadan önce Murat Karakaya Akademi kanalı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kanalda özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığım içerikleri sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız, hem pratik hem de teorik bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, içeriklerden haberdar olmak için şimdi abone olun ve uyarımları aktif hale getirin. Bugün konumuza hemen başlayalım. Öncelikle geçen hafta kurduğumuz Anaconda Navigator'ı çalıştırın. Ayrıca Anaconda Navigator'da birlikte kurduğumuz Anaconda PowerShell prompt'u da çalıştırın. PowerShell prompt'ta gördüğünüz gibi yanal ortamda base'deyiz. Bunu bizim geçen hafta kurduğumuz ML1 ortamına geçirelim. Onun için hatırlarsanız conda activate ML1 yazmamız gerekiyordu. Artık ML1'in içine geldiğimizi görüyoruz. Benzer şekilde Anaconda Navigator'ın içinde ise arayüz üzerinden ML1'i seçmemiz lazım. Sanal ortam değiştirilirken biraz vakit alacaktır. Sanal ortam değiştirilirken ben bugün çözeceğimiz problemi size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Problemimizin ismi Iris datasetimiz. Iris datasetinin geçen hafta hatırlarsanız konuşmuştuk. Evet. Aslında bu bir çiçeklerle ilgili
bir veri seti. Iris denen 3 resimde de gördüğünüz çiçek aynı çiçek. İsmi Iris. Iris'in 3 çeşidi var. Bunlardan birincisi versicolor, ikincisi setosa, üçüncüsü virginica. Bilim adamlarının bunlardan örnek toplamışlar. Ve bu örneklere göre de uzmanlar versicolor ve setosa ve virginica olmak üzere 3 türü belirlemişler. Bunu belirlerken aslında iris çiçeğinin sepal adı verilen çiçek tarafıyla petal adı verilen yaprak tarafının enine ve boyuna bakmışlar. Yaprağın ve çiçeğin sepal çiçek gibi düşünebilirsiniz. Çiçeğin eni ve boyuyla petalın eni ve boyunu veri setine kaydetmişler. Bu veri setini oluşturduklarında şöyle bir tablo elde edilmiş. Evet, bu tabloda doğada bulunan 150 örnek çiçek ölçümlenmiş. Her birinin sepalinin eni boyu, petalinin eni boyu ölçülmüş. Uzmanlar tarafından da bu örneğin yani birinci örneğin aslında hangi sınıf olduğu etiketlenmiş. Örneğin setosaymış bu. 50. örneğe geldiğimizde örneğin şu boyutlarda olduğunda bu çiçeğin uzman tarafından versicolor olduğu örneklenmiş. Dolayısıyla elimizde böyle bir tablo olduğunu düşünelim. Bu tablomuzda 150 tane satır yani 150 tane örnek olduğunu biliyoruz. Her bir örneğin sepalinin eni ve boyu, petalinin eni ve boyu olmak üzere 4 tane ölçüm yapılmış. Bu 4 ölçüme İngilizce feature, Türkçe'de de öz nitelik diyelim. Ayrıca her bir ölçümde karar verilen bu çiçeğin de doğru sınıfının ne olduğu, bunu etikette sınıfta diyebiliriz. Bizim bu çalıştığımız örnekte 3 tane sınıf var ya da etiket var. Setosa, versicolor ve virginica. Elimizde 150 örnek var. Bu veri seti oluştururken 50 tane setosadan, 50 tane versicolor'dan ve 50 tane de virginica'dan toplam 150 tane örnek oluşmuş olacak. Biz şunu yapmak istiyoruz. Bu elimizde olan örnekten, toplanmış örnekten, ölçülerini bildiğimiz ve doğru sınıfını bildiğimiz bu çiçeği acaba bir makine öğrenmesini öğretsek ve arazide, bahçede dolaşırken denk geldiğimizde yeni bir çiçeğin petalinin ve sepalinin boyutlarını ölçüp makine öğrenmesine sadece bu boyutları versek acaba makine öğrenmesi bize bu iris'in setosa, versicolor ve virginica olduğunu söyleyebilir mi? Asıl amacımız bu. Böyle bir model geliştirmek. Modele biz sepalin ve petalin ölçütlerini vereceğiz. O da bize hangi sınıf olduğunu söyleyecek. Problemimiz bu. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle elimizdeki veriyle bir modelimizi eğiteceğiz. Doğrusunu söyleyeceğiz. Model bu ölçütlerle doğru label arasında bir ilişki bulacak. Sonra hiç görmediği test veri setiyle bunu test edeceğiz. Ve testi de belli bir başarım oranı yakaladığında artık diyebileceğiz ki modelimizi eğittik, test ettik ve modelimizi saklayacağız. Bir sonraki videoda da bu modeli kullanarak tahminlerde bulunacağız. Öyleyse artık problemimizi anladık. Peki bu 150 satırdan oluşan veri setini nereden bulacağız? Aslında bunun cevabını geçen haftada vermiştik. Iris dataseti makine öğrenmesinde çok meşhur bir veri seti olduğu için bizim kullandığımız scikit-learn içinde bulunan data setleri var hazır bizim için. Bu data setlerinden birisi de Iris. Bu data setlerini isterseniz hemen scikit-learn kütüphanesi üzerinden gidip görelim. Evet. Scikit kütüphanesi içinde birçok data seti bizimle paylaşılıyor. Bunun ismi toy data set demiş. Yani oyuncak data setleri. Çünkü gerçekten bunları kullanarak çok önemli öğrenimler yapabiliyoruz ama bunlar aslında ilk başlayanlar için. Buradan bakarsak load iris'i görüyoruz. Peki iris'i nasıl
kendimiz yükleyebileceğiz. Onu da burada bize açıklıyor. Scikit-learn kütüphanesi içinde, datasetsin içinde load iris olarak bir fonksiyon varmış ve bunu da şu parametrelerle çağırabiliyormuşuz. O zaman artık biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu çalıştırabilmemiz için Python ortamımızı, geçen hafta kurduğumuz Python ortamımızı hazırlamamız lazım. Şu an MD1'e dönmüştük Anaconda da. Güzel. Spider'ı kurmuştuk Anaconda ve MD1'in altına. Artık bunu çalıştırabiliriz. Dolayısıyla Spider'ı çalıştırdığımızda kodumuzu Python'da yazacağız. Ancak Spider çalışırken biraz vakit alır. O yüzden sabırla beklememiz lazım. Biz şimdi tekrar Spider açılırken tekrar Scikit-learn'ün kendi web sitesine dönelim. Burada neler yapmamız gerektiğini söylediğine bakalım. Burada 3 klas olduğunu, her klasla 50 örnek olduğunu, toplam 150 örnek olduğunu ve 4 tane de öz nitelik olduğunu söylüyor. Bu öz niteliklerinde real sayı ve hepsinin pozitif olduğunu bize söyledi. Bu tür veri setlerini buradan kullanmaya alışırsanız ileride diğer veri setleri üzerinde denemeler yaparsınız. Scikit-learn'ün güzelliği bize hazır örnek kodla vermesi. Dolayısıyla benim yapacağım buradan size bütün video serilerini hiçbir ezber yaptırmayacağım. Bütün internet kaynaklarını kullanmayı göstereceğim. Birinci yapacağımız iş herhangi bir kütüphaneden yüklememiz gereken fonksiyonu burada hazır örneğinden yükleyeceğim. Ben şu an için tüm örneği alacağım. Bunu Ctrl-C ile kopyalayacağım. Spider'ımıza yapıştıracağım. Şu an Spider'da benim hazırladığım bir şey var. Fakat bunu kullanmayayım. Burada var olan bütün veriyi hazırladığım örneği sileceğim. Evet. Ve ilk adımla başlayacağım. İlk adımla başlarken Spider ortamını kısaca anlatayım. Şu gördüğünüz büyük ekran, büyük panel bizim kodu yazdığımız. Yukarıda gördüğünüz küçük panel yardım aldığımız. Bu şu an üzerinde bulunduğum sağdaki panel ise script'i çalıştırdığımızda elde ettiğimizi sonucu gösteren konsol. Şimdi ben bu konsolu büyüteceğim. Panelimin daha iyi, editörümün daha iyi görülmesi için editörü ve konsolun daha iyi görülmesi için konsolu da büyüteceğim. Şimdi editörümüzde Python'da kod yazarken kullanabileceğimiz özelliklerden birisi cell adını verdiğimiz bölümlemeler yapabilmek. Onun için de kullandığımız özel sembol diyez ve yüzde işareti. Dolayısıyla diyez ve yüzde işaretini koyduğumuzda seller yaratacağım. Bu sellerin maksadı programı baştan sona run etmek yerine selleri yani iki sembol arasında kalan yeri de direkt çalıştırabilirim. Biraz önce kopyaladığımı buraya yapıştıracağım. Bakalım. Scikit-learn kütüphanesi dataset'ten load iris'i yani bu fonksiyonu ithal ettik ve data load iris'i kullanarak datayı elde ettik. Ama ben data ismi yerine dataset ismini vermek istiyorum. Ve burada geri kalanları da silmek istiyorum. Evet. Şu an dataset'i yükledik. Peki bu dataset ne? Onun için tekrar browser'ımıza döneceğim. Browser'ı da biraz büyütüyorum sizin için. Evet. Şimdi burada yüklediğimiz data aslında bir dictionary. Bu da Python'da bir veri yapısı. Bunun içinde çeşitli veri yapısının içinde çeşitli veriler var. Bunlardan birincisi data verisi. Şimdi bu data verisi içinde biraz önce tablo olarak gördüğümüz 4 kolon bulunmakta. Yani öz nitelikler. Şimdi ben bu öz nitelikleri yükleyeceğim. Onun için elimde data seti var. Bu öz nitelikleri İngilizce olarak features diyeceğim. Evet. Bu features'ı data setimden yükleyeceğim. Onun için data seti nokta data yazacağım. Artık features'ta data gelmiş oldu. Bunun neler olduğunu görmek için çok basit bir şey yapalım, print yapalım. Hemen features'ı alalım. Features bir NumPy array olarak geldiği için array'in ilk mesela üç gözüne bir bakalım.
Buradaki kodu yazdığımızı çalıştırmak için çalıştır. Run file'a da basabiliriz. Burası çalıştı. Ve sonucu konsolda görüyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 rakamlar geldi. Şimdi bu rakamların ne olduğunu anlatabilmek için yan yana getireceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi birinci örneğin sepal renkli 5.1. Şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Sepal width'i eni 3.5, petalin genişliği boyu 1.4 ve genişliği 0.2. Bakın ilk satırı burada görebildik. İkinci satıra devam ederseniz görürüz. Bu 4 tane gelen rakam aslında bizim her bir kolonun içinde bulunan değerler. Dolayısıyla ben features dediğimiz öz nitelikleri yüklemiş oldum. Buradan devam edersem features aldım. Şimdi benim neyi almam lazım eksik olan? Buradaki class table'larını yani hangi türe ait olduğunu bulmam lazım. Onun için tekrar data setine döndüğümde scikit-learn içinde burada bakın target diyor. Bu target'ta 150 tane sınıf örneğe ait sınıf var. Şimdi ben bu target'ı buradan alacağım. Features yerine ben buna labels diyeceğim. Yani etiketler. Etiketlerimizi nasıl elde edeceğiz? Dataset içindeki target bana etiketleri verecek. Şimdi bu etiketlerin ne olduğunu görmek istersem yine ilk 3 etiketi bastıralım. Burayı çalıştırmak için sadece bunu Ctrl Enter'a da basabilirsiniz. Şimdi onu yaptım. Evet, dataseti tanımadı. Çünkü büyük küçük harf Python'da fark ediyor. C gibi. Tekrar Ctrl Enter yapalım. Ctrl Enter. Evet. Yanlış yazdık. Düzeltelim hemen. Evet. Şu an çalıştı. 0 0 0 geldi. Şimdi 0'ın ne anlama geldiğini tabii bilemedik. Bizim alışık olduğumuz neydi örneğimizde beklediğimiz? Setosa, Versicolor, Virginica gibi bir şey yazmaktı. Yazılmasıydı. Ancak scikit-learn kütüphanesi bunu matematiksel olarak 0-1 tutması daha kolay olduğu için bir sayı olarak array'de öyle tutuyor. Fakat 0'ın, 1'in, 2'nin neye denk geldiğini anlamak için bize feature names'leri ve target names'leri bir liste olarak veriyor. O yüzden ben target names'leri öğreneceğim. Onun için yapmam gereken çok basit. Buna labels names diyeceğim. Yeni bir liste oluşturacağım. Ona da data set nokta target names'i alacağım. İstiyorsanız bunu önce bir bastıralım. Label names'i. İçinde ne olduğunu görelim. Evet. İçinde setosa, versicolor, virginica geldi. Bu şu demek. Setosa aslında 0 indeksinde, versicolor 1 indeksinde ve virginica 2 indeksinde. Dolayısıyla ben eğer örneklerimin hangi label'lara sahip olduğunu anlamak istersem örneğin içindeki label'ı label names'e çevirmem lazım. Bunu kullanabilmek için aslında Python'da olan list komutuyla bu array'i bir liste çevireceğim. Daha sonra buradaki label'ları ekrana bastırabilmem için de yapmam gereken labels names içindeki listenin içine yani örneğin ayıncısının ay olanın ne olduğunu bulabilmem için de benim elimde bulunan labels'ta bulunan mesela ilk 5'inde bulunan ilk 3'ündekileri alalım. İlk 3'ünde olan her şeyi alıp bunların 0 ya da 1 olmasına göre ekranda bastırmak istiyorum. Bunu Ctrl Enter ile çalıştıralım. Evet bakın. Hatırlıyorsanız ilk bastırdığımızda yukarıda gelen sonuç bize 0 1 0 1 gibiydi. Şimdi şurada 0 0 0 gelmişti. Şimdi bakın setosa 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 geldi. Tekrar örneğe dönersek eğer hatırlarsanız ilk 50'si setosa, 50'den sonrası versicolor, 100'den sonrası da virginica'ydı. İstiyorsanız bunu bir test edelim şuradan. Yani son 3 tanesine bakalım. Son 3 tanesine bakmak için şöyle yapabiliriz isterseniz. Eksi 3 yazacağım buraya.
Evet, gelenlerin vercinek olduğunu gördünüz son 3 tanesinin. Ya da daha rahat anlaşılmanız için 47. ile 52. örneklerin neler olduğuna bakalım. Evet, bakın setosa setosa versikalır versikalır. Şunu demek istiyorum, artık biz label'ı insanoğlunun anlayacağı şekle çevirdik. Bu çok önemli değil ama anlamanız için yaptım bunu. Bu şekilde artık elimizde döngümüz var. Şu an neleri yükledik biz? Feature'ları yükledik, labels'ları yükledik. Buraya kadar verimizi yüklemekle ilgili olan adımları büyük ölçüde tamamlamış olduk. Şimdi neler yapabiliriz başka? Verimizi incelememiz lazım. Buraya isterseniz ne yaptığımızı unutmamak için yazalım. Burası load data set kısmını tamamlamış olduk. Bundan sonra hatırlarsanız biraz önce anlattığım seride yapmamız gereken aslında verimizi incelememiz. Onun için verimizi analyze edelim. Peki verimizi analiz etmemiz için ne yapmamız lazım? Hatırlarsanız iki tane kütüphaneden bahsetmiştim. Bu kütüphanelerden birisi Pandas. Dolayısıyla bizim Pandas kütüphanesini kurmamız lazım. Onu geçen hafta öğrendiğimiz gibi Pandas'ı kurabilmek için Pandas.conda yazarsak Anaconda Cloud'da gelen yere geçtiğimizde burada Conda üzerinden nasıl kuracağımızı komutu var. Bunu kopyalarsak daha sonra bizim PowerShell'imize geçip bunu yapıştırırsak ve çalıştırmak için Enter'a basarsak artık Conda kurmak üzere çalışmaya başladı. Tabii Conda'nın bunu kurması epey bir vakit alacaktır. Biz bunu beklemeyeceğiz. Siz kurduktan sonra videoya devam edebilirsiniz. Evet. Ben bunu daha önceden kurduğum için durduruyorum. İkincisi kurmamız gereken şey ise Pandas'ta beraber kullanacağımız matplotlib. Onu da buradan yine Conda yazarak Anaconda'nın içine girip ve buradan ilk geleni kopyalayarak tekrar PowerShell'e geçip burayı yapıştırarak kurabilirsiniz. Bu iki kurumu yapmadan örneklere devam etmeyin. Ben kurduğum için bunu da durduracağım. Dolayısıyla iki kurulumu da yapmış olacağız. Yani Pandas ve Matplotlib. Bunlar ne derseniz ben size hemen göstereyim. Burada ana sayfa var. Hiçbir şey ezberlemeyin lütfen. Ana sayfa linkine tıklayalım. Ana sayfa açıldığında bize Pandas'ı geliştirenlerin verdiği bilgiyi göreceğiz. Buradan Getting Started'a basarsanız Anaconda'nı kurduğumuz Pandas'ın ne işe yaradığını çok hızlıca görebilirsiniz. Mesela hangi tür dataları kullanabilir? Pandas'ın en büyük özelliği bütün dataları raw ve kalıp olarak hafızada tutması ve biz de buna raw ve kalıp olarak yani satır ve kolon olarak ulaşabilmemiz. Dolayısıyla bu tablo şeklindeki datalar bizim her türlü yani bir Excel'den tutun da HTML'den çıkın da metinden tutun da JSON'dan çıkın her türlüyü kullanabiliriz. Bunu Pandas'a çevirebiliriz. Pandas'ın bu kullandığına data frame diyoruz. Data frame'e çevirebiliriz. Data frame'den de tekrar HTML'de olabilir, JSON olabilir, başka formatlara çok kolay çevirebiliriz. Data seti içinden çok belirli bir yerleri, istediğimiz herhangi bir yeri çok kolaylıkla seçip orayı kullanabiliriz. Buradaki tablo içinde duran veriyi çok kolaylıkla görselleştirebiliriz. Bu videoda yapacağız onu. Onun için matplot'ı kurduk. Onlar matplot'la birlikte çalışıyorlar. Onun için matplot'ı kurduk. Dolayısıyla var olan Pandas'ın data frame'lerini kullanarak yeni kolonlar ekleyebiliriz. Çok kolay istatistik verisi hazırlayabiliriz. Ve var olan tabloyu değişik şekillere sokabiliriz. Ve bunun gibi daha birçok şeyi Pandas'ta yapabiliyoruz. Matplot'ın ne olduğunu düşünürsek tekrar bir şey ezberlemenize gerek yok.
Home'daki linki takip edin. Açılan linkten de onun nereye yaradığını hızlıca görebilirsiniz. Örneğin example'lara girebilirsiniz. Burada verilen bir datayı çok kolaylıkla görselleştirdiğini görebilirsiniz. Biz bunların birkaçını, basit olan birkaçını birlikte yapacağız. Şimdi kaldığımız yere dönelim. Yani biz kurulumları yaptık. Şu an verimizi analiz etmek istiyoruz. Verimizi analiz etmek için Pandas'ı yaptığımızdan Pandas'ı kullanacağız. Peki Pandas'ı nasıl kütüphanemize getireceğiz? Veya Pandas'la neler yapabiliriz? Ben bundan basit bir şekilde anlatmak için, size hiçbir şeyi ezber yaptırmamak için tekrar buraya geçiyorum. Pandas örneğin describe diye yazıyorum. Şimdi Pandas'ta data frame dediğimiz tablonun kullanılması için bazı örnekler var. Burada görüyorsunuz. Bunun nasıl çalıştırıldığı ile ilgili burada birçok örnek görebilirsiniz. Ben bu örneklerin çok detayına girmeyeceğim ama bunları nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu aşamada artık Pandas'ı kütüphane olarak yüklememiz. Bunu yapmamız çok kolay. Alışık geldiğiniz gibi import pandas as pd. Yani burada aliasing yapıyoruz. Kısaltma veriyoruz pd diye. Artık pandas'ı buraya bu hücrenin içine veya programımızın içine yüklemiş olduk. Şimdi elimizde kullandığımız, şu an elimizde olan feature'lar üzerinde çalışacağımız için feature'ları alıyorum. Feature'ların veri tipinin ne olduğunu ben size göstermek istiyorum. Onun için type yazıp içine features koyabiliriz ve Ctrl Enter'a basıyorum. Bakın NumPy türünden çok boyutlu bir array diyor. Dolayısıyla bu bir array ama biz bunu data frame'e çevirmek istiyoruz. Onun için bir yeni bir değişken yaratacağım. Bu değişkene features data frame diyeceğim. Ve bunu Pandas'ta bulunan data frame adlı fonksiyonu kullanarak features'ı artık tablo formatına çevireceğim. Daha sonra da isterseniz features'ın veri tipinin ne olduğunu, yani features df'in data frame'in ne olduğunu görelim. Çalıştırıyorum. Evet, artık gördüğünüz gibi ilk başta NumPy array'i olan features artık feature df ile Panda'nın data frame haline geldi. Bunu yaptıktan sonra işlerimiz çok kolaylaşacak. Artık verimi görmek istediğimde feature df üzerinden artık describe fonksiyonunu çağırabilirim. Bu fonksiyonu print içinde bastırırsam sonucunu ekranımıza verimizle ilgili önemli bilgiler gelecek. Evet, burada yazarken yanlış yazdım. Düzeltelim. Tekrar basalım. Evet, şurayı biraz büyüteceğim konsolumuzu. Evet, bakın şöyle dedi. Sıfırıncı kolonumuzda 150 tane değer varmış. Bu değerlerin ortalaması 5'miş. Standart sapması 0.82, minimum değer 4.3, %25'in başladığı kuartil diyoruz, çeyrek 5.1, %50 kuartil 5.8 değerinden, %75 kuartil 6.4'ten ve maksimum değer 7.9'dan başlıyor. Burada yazanların anlamını öğrenmek için ezberlemenize gerek yok. Buraya geçersek, burada hatırlarsanız described'ın ne olduğunu öğrenmek için buraya gelmiştik. Buraya tekrar geldiğimizde istiyorsanız baştan alayım. Pandas describe yazdım. Buraya geldiğimizde Pandas describe'ın size neler yaptığını burada tek tek söylüyor. Count'un ne demek olduğu, min max'ın neler olduğu, min'in neler olduğunu burada söylüyor. Örneği de var. Ben bunun için şimdilik çok üzerinden geçmeyeceğim. Ancak şunu yaptığımızın farkında olun lütfen. Artık biz verimiz hakkında bir bilgiye sahip
olduk. Ama farkındaysanız verimizin kolonları 0, 1, 2, 3 gibi. Bu kolonları biz ne diye bekliyorduk aslında hatırlarsanız? Şuradan geçersek. Sepaldenk, Sepalwitz gibi bekliyorduk. Bunu bu isimleri verebiliriz aslında. Onda nasıl yapacağımızı tekrar dataset'e geçtiğimizde şurada feature names vardı gördüğünüz gibi. Bunu kullanalım. Kodumuzu daha güzelleştirelim. Geçelim. Burada bunlar feature names'te. Şimdi label names'te. Şimdi feature names diye yeni bir şey oluşturalım. Ve bunu data set kullanarak ve ezber yapmamız gerek yok. Buradan feature names'i özelliğini seçelim. Burada size bir ipucu vermek istiyorum. Benim kullandığım variable isimlerinden farkındaysanız camel notation kullanıyorum. Yani deve notasyonunu. Yani iki isimden oluşuyorsa variable'ım ikinci kelimeyi büyük yapıyorum harfini, ilk harfini. Çünkü Python otomatik olarak underscore'la ayırıyor kendi variable'larını. Ben onunkiyle benimki karışmasın diye ben camel notation kullanıyorum. O underscore notation kullanıyor. Şu an feature names'i elime geçirdim. İstiyorsanız feature names'te neler çalıştığını görmek istersek şuraya hemen yazalım. Feature names. Control Enter'la çalıştıralım. Bakın burada görüyor musunuz? Setosa length, setosa ve diğerleri istediğimiz gibi geldi. Şimdi burada yapacağım, çok basit bir şey yapacağım. Feature'ı artık tablo haline getirdikten sonra bu tablonun kolon isimlerini çok kolaylıkla features PDF olarak verebilirim. Bundan sonra aynı satırı bir daha çalıştırın. Şurayı bir temizleyeyim önce. CLS komutuyla değiştirebilirsiniz. Bu hücreyi tekrar çalıştırıyorum. Hepsini baştan çalıştırayım ben. Hata verdi. Bakalım. Evet. Şurada bir hata yaptık. Dıdıt. Columns. Oh, feature df olmayacaktı. Tabi hatamız şu. Feature names'i vereceğiz. Feature names'i ver. Tekrar çalıştıralım. Evet. Bakın artık. Şuradan dikkat ederseniz biraz daha büyüteyim burayı. Rahatlıkla görün diye. Bir de temizleyeyim şurayı. Çok karıştı. Sağ tarafı tekrar çalışsın. Evet. Bakın artık kolon ismi olarak istediğimiz güzel insanın anlayacağı kolon isimleri geldi. Her bir kolonda artık bir feature'ın ortalama değerinin doğrusu 150 tane olduğunu, bunun ortalama değeri, standart sapmasını ve diğer bütün maksimum minimum değerleri gördük. Böylelikle analizimize başlamış olduk. Başka yapabileceğimiz bir analizimiz de aslında yine kolay bir yöntemle yine Pandas'ın sağladığı bize. Buradan describe yerine info fonksiyonunu çağıracağız. Çalıştıracağım. Evet. İlk çalışan tabi buradaki describe'de. Şimdi info'yu çalıştırdığımda burayı görüyorsunuz. Bakın istiyorsanız şuradaki fazlalıkları kapatayım. Fazla gözümüzü yormayalım diye. Ben bunu tekrar çalıştırayım. Ekranı da temizleyeyim sizin için. Ve tekrar çalıştırayım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bizim info diye çağırdığımız fonksiyon bize her bir kolonun numarasını, 0. kolon, 1, 2 ve 3. kolon, her bir kolonun adını biz verdik adlarını biraz önce. Her bir kolonda non null count, yani içinde boş olmayan kaç satır varmış, her birini 150 ve hiç missing datamız, eksik olan verimiz yokmuş, bu güzel bir şey. Ve her birinde datasını verdi. Böylelikle biz basic bir analiz yapmış olduk. Şimdiye kadar basic bir analiz yapmış olduk. Şimdi bu analizden sonra bizler görüntüleme, bunun analizin çok devam ediyor ama ben burada devam etmeyeceğim. Bunun için analizde daha neler yapabileceğinizi öğrenmeniz için Pandas'daki şuradaki data frame ile yapılan birçok analiz yöntemi var. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz ama şu an için başlangıç noktasını öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Şu an
Bu analizi yaptıktan sonra ben görselleştirmek istiyorum. Yani verimi görselleştirmek istiyorum. Verimi görselleştirmek için biraz daha büyüteyim tablomu. Evet. Burayı tamamladığımızı kabul ediyorum şu an için. Yeni bir sel yarattım. Bu selin ismine de Visualize diyelim. Yani görselleştirelim verimizi. Şimdi Visualize Data diyelim hatta. Evet. Şimdi görselleştirmek için biliyoruz ki aslında kullanmamız gereken birkaç şey var. Ben bunları mümkün olduğu kadar basit anlatmak istiyorum. Ezber yaptırmadan. Şimdi öncelikle elimizde data frame'imiz varsa bunu plotla çizdirebiliriz. Bunu nereden biliyoruz? Buraya girelim. Pandas ve çizdirmek olan İngilizce kelime plot yazalım. Ve buradan gelen dokümantasyon açalım. Bu dokümantasyon içinde bize dataframe.plot, yani her data frame içinde plot diye bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon içinde de şurada gördüğünüz kadar farklı sayıda parametre var. Buradaki parametrenin her birinin ne olduğunu açıklaması var. Gördüğünüz gibi birçok açıklaması var. Bütün bu açıklamaları okumanızı istemiyorum. Sadece sizin dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Onları da söyleyeceğim. Öncelikle kind, yani bu çizdireceğiniz şeyin ne olduğu var. Buna geleceğim. Ama öncelikle çok basit bir örnek yapmak istiyorum hızlıca. Hatırlarsanız data frame olarak çevirmiştik. Artık Pandas'ın data frame'i elimizde var. Buna çok basit. Sadece plot yazıyorum. Ve Ctrl Enter'la çalıştırmak istiyorum. Evet. Şimdi burada plot yaptığımızda bir hata değil ama uyarı veriyor. Şu an diyor sizin istediğinizi ben gösteremiyorum diyor. Bunu görebilmek için ben size plot preference'a girmenizi öneriyorum. Girdiğiniz yerde IPython konsolu seçin. Burayı biraz büyüteyim ben size. Evet. IPython'dan Graphics'i seçin. Graphics'ten backend'i inline yerine otomatik yapın. OK'ye basın. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir daha deneyelim. Evet. Şu an tekrar çalıştırdığımızda yine çalışmadan görüyoruz. Çünkü konsolun tekrar açılıp kapatılması lazım. Onun için de şuradan yakına geçeyim. Restart kernel yapın. Restart kernel. Evet. Restart yapmak istiyor muyuz? Evet. Ve kernel tekrar çalıştırılacak. Python'a tekrar bağlanacak. Şu ana kadar çalıştırdığımız bütün tabii ki kodun ürettiği bütün değerler hafızadan silin için ben run all yapacağım. Bütün hepsini baştan sona çalıştıracağım. Evet. Şu an buraya kadar geldik. Bakın farkındaysanız bir plot, yani bir grafik bize çizildi. Şimdi bu grafiğin ne olduğunu hemen kısaca bakalım. Grafiği tüm ekran yapayım. Daha rahat olsun. Bakın. Grafiğin x ekseninde 0'dan 150'ye kadar olan her bir sample'ın kendisini görüyorsunuz. Evet. Yukarıda ise 0 ile 8 arasında değişen değerleri görüyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz her bir değer aslında hatırlarsanız 0 ile 50'ye kadar bir tipti. 50 ile 100 arasında ikinci tipti. 100 ile 150. arasında üçüncü tipti. Bu her bir çizginin anlamı ise hangi öz niteliğe ait olduğunu gösteriyor. Örneğin mavi sepal renkte ait. Dolayısıyla siz ilk 50'de sepal renktin 5 civarı olduğunu, 50 ile 100 arasında sepal renkin biraz yükselip 6 olduğunu, 6 civarı olduğunu, 100 ile 140 arasında ise sepal renkin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Ama öbür taraftan yeşil olan petal renkte baktığımızda birinci tipte 1,5 civarındayken ikinci tipte birden 5 civarına sıçradığını, üçüncü tip örneklerde ise 6'ya çıktığını görüyoruz. Evet, bu şekilde bir graf hiç zorlanmadan, kapatıyorum bunu, hiç zorlanmadan sadece plot yazarak elde ettik.
Tekrar dönelim. Bir şey ezberlememize gerek yok. Ama burada kind diye bir parametre var. Biz bunu kullanacağız. Onun için ben bunu alacağım. Buraya yazacağım. Ve parametreleri size çok basit deneyerek göstereceğim. Örneğin bar. Bar nasıl bir şey üretecek bize? Evet, şu an çalıştı. Bakın. Barı büyüteyim. Evet. Yaklaşabilirsem biraz. Şu an data çok olduğu için biraz zor yaklaşacak ama yaklaşalım. Evet. Şu an her bir örnek için her 4 tane feature'ın öz niteliğin aldığı değeri çubuklar olarak gösteriyor. Ve bunu çok kolaylıkla yapmış olduk. Evet, bunu kapatıyorum. Şimdi burada gözlemlemek istediğiniz tabii ki bazı değerlere göre yapmanız lazım. Şimdi burada box denen ve özellikle verinin detayını görmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir yöntem var. Şimdi box'ı çalıştırıyorum. Bunu büyütüyorum. Evet, bakın. Her bir feature aşağıda x ekseninde geldi. Bu box bize herhangi bir feature'ın tüm veri seti içindeki ortalama değerini, yeşil çizgi, minimum, maksimum değerlerini ve bu değerin %25 kuartayla %75 kuartayla arasında, yani verinin %50'nin nerede dağıldığını gösteren bir şekil çiziyor. Bu şekil bizim için çok önemli. Çünkü şu demek, sepal length derli toplu bir dağılım sağlarken sepal width oldukça sıkışık bir dağılım sağlıyor. Petal length ise özellikle dağınık sağlıyor. Ben bunun çok detayına girmeyeceğim. Bunları okumanız lazım. Ancak ben şimdilik şunu söylemek istiyorum. Görselleştirme burada çok hızlıca ve basitçe yapabilirsiniz. Ben bunu daha fazla örneklerle kafanızı karıştırmak istemiyorum ama scatter'ı göstereceğim. Bakın, scatter'da bilerek bir hata yapacağım. Bunu çalıştıracağım. Şu an bir hata veriyor. Diyor ki scatter x ve y kolonlarını istiyor. Şimdi x kolonuna bir isim vermem lazım. Şimdi bu isimleri aklınızda tutamayabilirsiniz. Şurayı bir üstteki satırı seri çalıştırayım. Bakın, sepal length santim diye bir ismi vardı kolonumuzun, hatırlarsanız. Bu kolonumuza bu ismi vereceğim. Tabii bu ismi verirken çift double quotation mark içinde vereceğim. Virgül, y'yi de verirken mesela sepal width santimle alalım. Ona da onu verelim. Yalnız parantezi unutmayalım. Evet. Şimdi burayı çalıştıralım. Invalid syntax santim. Nerede hata yaptık? Evet. Şuraya virgül koymayı unuttuk. Virgülümüzü koyalım. Çalıştıralım. Evet. Çalıştı. Bakın. Hemen büyüteyim. Burada elde ettiğimiz scatter, yani dağılımı gösteriyor. Aşağıdaki x eksendeki sepal renklere göre sepal widthlerin neler olduğunu görüyorsunuz. Bu dağılımlar bizim veri analizimizde çok önemli. Şimdilik ben burada tamamlıyorum. Daha ileriye gitmek istemiyorum. Ama bu datamızı da görselleştirmiştik. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey, verimizi görselleştirebiliyor muyduk, görselleştiremiyor muyduk? Verimizin üzerine çalıştığımızı kabul edelim. Artık diğer aşamamıza geçebilirim. Şimdi biz sınıflandırma yapacağımızı zaten biliyoruz. Bir sonraki aşama da bizim modelimizi seçmekti. O zaman select model diyelim. Peki bu modeli nasıl seçeceğiz? Hiçbir şey bilmiyorsanız unutmayın, ezber yapmanıza gerek yok. Buradan gireceğiz. Unutmayın, biz scikit-learn kullanıyoruz. Scikit-learn içinde models'e bakalım. Şimdi scikit-learn içinde aslında çok model var. Biz supervised learning yapacağımız için girdiğimizde supervised learning, yani denetimli öğrenme yapacağımızda, çünkü biz sınıflandırma yapacağız. Bundan detayına girmiyorum. Burada onlarca yöntem var. Bu yöntemleri zaman içinde öğreneceksiniz. İmaj olarak da size göstermek istiyorum. Evet. Bu yöntemlerden
kolaylık olsun diye insanların hazırladığı, evet, biraz küçültelim bunu. Evet, şimdi buradan başlarsanız starttan, bizim 50'den az mı örneğimiz var? Hayır, fazla var. O yüzden devam edebilirim. Bir kategoriyi mi predik edeceğiz? Evet, biz hangi çiçek olduğunu, çiçeğin türünü tahmin edeceğiz. O zaman yes'i takip ettim. Burayı anlaşalım. Peki bu etiketli bir verim, evet, bizim için etiketlenmiş. Buraya geldim. 100K'dan az mı? Evet, bizim sayımız 100.000 değil, çok az. Lineer support vector classifier kullanabilirsin diyor. Text data mı? Hayır, bizimkisi, hatırlayın, sayısal der şeyimiz. O zaman K-Neighbor Classifier kullan. O zaman ben artık bunu K-Neighbor Classifier kullanabileceğimi seçtim. Eğer bu çalışmasaydı support vektöre geri dönecektim. Ama şu an için ilk çalıştıracağım K-Neighbor olacak. Buraya kadar geldik. Şimdi buraya kadar her şey güzel de K-Neighbor'ı nasıl çalıştıracağım? Onu bulabilmek için de yukarıya doğru çıktığımda Nearest Neighbor'a geldim. Ya da isterseniz direkt search de yapabilirim. Hani orayı görmek isterseniz. Şöyle geçeyim. Şuradan hemen yazalım. KNN yazabiliriz. KNN yazdığımızda direkt bakın burada birçok örnek geliyor ama şu Scikit-Learn'ün kendi web sitesine girmeyi tavsiye ediyorum. Girdik. Burada Scikit-Learn'de KNN'in nasıl çağrılacağını ve nasıl kullanılacağını basit bir model üzerinden hemen örneğiyle görebiliriz. Biraz önce yaptığım gibi ben hiçbir şeyi ezberlemenizi istemiyorum. Bu modeli kopyalamanızı istiyorum sadece. Bakın bu modeli çok basitçe kopyalamanızı istiyorum. Evet, modelimizi seçelim. Evet. Şimdi modelimizi seçmiş olduk. Yani biz hemen şurayı ben böleceğim kafanızın karışmaması için. Evet. Şu an biz modelimizi seçtik. Neyi seçtik? Scikit-Learn içinde Neighbors üzerinde çalışan K-Neighbors Classifier'ı seçtik. Artık modeli seçme işlemimiz bitti. Bunu çalıştıralım Ctrl Enter'la. Evet, bir sıkıntı vermedi. Dolayısıyla hatasız bir şekilde çalıştır. Şimdi modelimizi çalıştırdıktan sonra hatırlarsanız bir sonraki adımımız neydi? Modelimizi eğitmekti. O zaman yazalım Train Model. Aslında Train Model'a geçmeden önce atlamayalım. Önce bundan önce tabii ki verimizi parçalamamız lazımdı. Onu unutmayalım. O yüzden öncelikle bir verimizi parçalayalım. Onu da girelim. Şuradan yazalım. Split Data Set. Evet. Şimdi modelimizi burada eksik bırakmayalım yalnız. Modelimizin kütüphanesini aldıktan sonra bir tane classifier yapacağız. Genelde classifier için CLF yani classifier'ın içinde geçen kelimelerden oluşan bir kısaltmayla değişken yaratabiliriz. Classifier yarattık. Şimdi bu classifier içinde verebileceğimiz parametreler var. Dönersek en yukarıya yani şuraya. Bakın burada classifier'ın içinde verilebilecek bütün parametreleri gösteriyor. Ben sizin için yaklaşacağım. Evet. Bakın bunun içinde bu yöntemi tabii çok anlatmayacağım. En önemli olan kaç komşuya bakacağı. Bu 5 standart geliyor. Bunu vermeyebiliriz de. Diğerlerinin çoğunun zaten default değerleri var. Ben burada geleceğim. Sizin kafanızı karıştırmamak için bunu sıfırlayacağım. Şu an bir tane classifier'ı öncelikle import ettim ve o tipte bir classifier'ı artık geliştirdim. Hazır classifier'ımızda. Ama classifier'ı train edebilmek için öncelikle benim veri setimi split etmem lazım. Neydi? Veri setinin test ve train olarak. Bunun için bir şey ezberlemeyeceğim yine. Scikit-Learn kullandığım için burada geleceğim. Split data seti yazıp search edeceğim. Gelen yerden yine Scikit-Learn.org'dan geleni açacağım. Dediğim gibi ezber yapmanıza gerek yok. Bakın burada Scikit-Learn model selection'ın altında bir tane fonksiyon var. Train test split ve o fonksiyona verildiğimiz parametreler var.
Şimdi burada fazla vakit kaybetmeden bunları sonra size izah ederim. Hızlıca inip burada bir örnek var bakın. Bu örneği direkt kopyalayacağım. Kontrolcü. Maksadım şu, size hiçbir şey ezber yaptırmamak, her şeyi araştırıp bulup yapabilmeniz. Öncelikle bu örnekte NumPy'yi daha önceki videoda kurmuştuk. Onun var olması lazım. Scikit-learn model selection'dan train test split fonksiyonunu aldık. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak geri dönelim. Evet. Parçalamamız lazım. Orada da kullanacağımız fonksiyonu çağrılmasını da kopyalayalım. Şunlara gerek yok şu an için. Ve yapıştıralım. Şimdi ne yaptık? Onu izah edeyim. Öncelikle iki tane kütüphaneyi aldık. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bizim bu kütüphanede kullanabilmemiz için bizim x ve y değerlerini vermemiz lazım. X feature'ları sembolize ediyor. Büyük x her zaman. Küçük y de sınıflandırmada sınıfları, label'ları, etiketleri yapıyor. Bizim bu x ve y'imiz ne? Onları hemen koyalım. Hatırlarsanız bizim x diye bahsettiğimiz yani feature'lar en başta yüklediğimiz feature'lardı. Dataset'in içinden aldığımız. Onu buna atayacağım. Peki label'larımız neydi? Hatırlıyor musunuz? Yukarıya gidelim. Label'larımız da almıştık target içinden dataset'in. Onu atayacağım. Evet. Şu an x ve y'im hazır. Bu x ve y genel bir notasyondur. Her zaman bu kullanılır. O yüzden feature'ları x ve target'a y değerini vereceğim. Evet. Şimdi buradan devam edersem burada ne yapıldığına bakalım. Bakın fonksiyonu çağırıyorum. X ve y değerlerini verdim. Test olarak verinin %30 içine ayırmasını istedim. Aynı dağılımı her seferinde görebilmek için de random state'i belli bir rakamla, genelde bu da alışkanlıktır, 42 verilir. 42 verdik. Buna 0, 100 de verirsin ama genel bir convention'dır. Bu bize ne geri döndürüyor? 4 tane şeyi geri döndürüyor. Eğitimde kullanacağımız feature'larla eğitimde kullanacağımız etiketleri karşılık geliyorlar. Daha sonra testte kullanacağımız feature'larla testin başarımını ölçeceğimiz label'ları veriyor. Buraya kadar geldik. Burayı bir çalıştıralım hata olup olmadığını. Hiçbir hata yok. Bunun sonucunda ne olduğunu göstermek istiyorum ben size. Hop, C'ye gidiyor aklım, printf. Yazalım. Hemen şuradan kolayca x-train'i alacağım. Buraya len yani boyutunu bastıracağım size. Enter yapalım. Bakın 100 tane verimiz varmış. Nerede? X-train'de. Peki x-text'te kaç tane var? %33'ün ayır dedik. 150'nin %33'ü 50 yapar. Bakın 50 tane olduğunu gördük. Şurayı da büyüteyim biraz. 50 tane. Şimdi buradan isterseniz X-train'in ya da X-test'in içindeki ilk 3 tanesini bir görelim. Bakın bunlar feature'lar olduğunu gördük. Ama isterseniz Y-train'in veya Y-test'in içinde neler var onları görelim. İlk 3'ün içinde ne var? Bakın onun içinde de 1, 0, 2 gibi sınıflar var. Bunu biliyorsunuz daha önce çevirmeyi. Dolayısıyla şu an ne yaptık? Veriyi eğitim ve test verisi olarak ayırdık ki amacımız buldu. Artık biz bunu yaptık. Dolayısıyla bu aşamayı da geçmiş olduk. Şimdi bu aşamayı geçtikten sonra modelimizi eğitmeye geldi. Şimdi modelimizi eğitmek genelde scikit-learn'de kullanılan fonksiyon fit'tir. Biz hatırlarsanız sınıflandırıcımızın variable'ını clf yani classifier olarak vermiştik. O yüzden bu ismi değiştirelim. Şu an classifier edecek. Classifier'ı fit etmemiz demek, train etmemiz demek. Yani verdiğimiz x ve y değerlerine uyum sağlayacak bir model yetiştirmemiz demek. Ama bizim biliyorsunuz x ve y değil artık. X-train. Çünkü trende 100 tanesini kullanacağız. Ve bunun doğrusu olan etiketlerde y-train'de. Buraya vereceğiz. Evet. Bütün yapmamız gereken eğitimde bu kadar. Dolayısıyla artık biz bunu çalıştırabiliriz. Yani artık eğitimimizi yapabiliriz.
İstiyorsanız hemen buradan basalım. Function object is no attribute field. Evet, şu ana kadar bir daha ben baştan sona çalıştırayım. Bütün kodu çalıştıralım. Evet. Şu ana kadar hatası olarak çalıştı. Bir de buranın çalıştığını gidin. Evet. Sağ tarafı temizleyelim. Evet. Şu an ne yapmış olduk? Modelimizi eğitmek dediğimiz hepsi bu. Çok basit değil mi? Sadece bir fit ile eğitmiş olduk. Fit komutunu çağırarak. Evet. Bunun bazı detayları var ama ben girmeyeceğim o detaylara şimdi. Şimdi test yapalım. Modelimizi test edelim. Modelimizi test etmenin aslında kolayı, çok kolay yöntemi var. Buna score denen bir yöntemimiz var. Score. Bu score yöntemi verdiğimiz test datasının, yani x test datasına göre modelimiz bize kendisi bir tahminde bulunacak. Biz de y test datasıyla doğru cevabı ona vereceğiz. O da bize bu doğru cevaba göre bir başarım döndürecek. Doğruluk mesela genelde ilk dönen metrik doğruluktur. Şimdi biz bu doğruluğu ekrana bastırabiliriz. Bastıralım hemen. Evet. Şöyle yazacağım. On test data diyeceğim. Çünkü test datasında yaptım. Burada basit bir formatlamayla göstereceğim. Onu da nokta 2 yapalım. Yüzde. Evet, buna da yüzde diyelim. Biraz formatlama yapıyorum sadece. Nokta format. Ondan sonra cama. Evet, accuracy. Evet, çalıştıralım hemen. Evet, accuracy on test data. Biraz burayı büyütebilirim siz rahat görün diye. Yüzde 98. Ama merak ediyorsanız şunu da yapabilirim sizin için. Bakın. Şurayı alacağım. Kopyalayacağım. Train ettiğim yere geleceğim. Test datası üzerinde değil de train datası üzerinde ne kadar çalıştığını göreceğim. Yani train datası üzerindeki başarıyı. Test datası biliyorsunuz hiç görmedi ama train datasını görmüştü. Ona da train. Bizim için hangisi geçerlidir? Tabii ki test datası geçerlidir. Çalıştıralım. Bakın, train datasında başarı %96 iken test datasında %98. İlginç değil mi? Evet. Bu konuların detayları var. Yani overfitting, underfitting gibi konular var. Bunları lütfen benim videolarımı takip edin. Bu videoları tek tek işleyeceğim. Şu an için üzerinden geçiyorum. Evet. Şu an modelimizi train ettik. Train başarısını gördük. Test ettik. Test başarısını gördük. Artık neredeyse sona yaklaştık. Modelimizde burada yapacağımız bir başka adım aslında modelimizi improve etmek, yani iyileştirmek. Şimdi normalde modeli improve etmek için yapılması gereken 3-4 tane yöntem var. Fakat bunlar bizim videomuz hem uzatacak hem de karmaşayı çok arttıracak. Ama ben size bu modellerden en basitinden olup kullanacağımızdan bir tanesi buradaki kullandığımız, hatırlıyor musunuz, neighbor sayısı vardı. Ben size buradaki neighbor sayısını arttırabiliriz. Yani şurada kullanılan neighbor sayısı şu an biz bir şey vermeniz için 5'ti. Bunu 3, 5, 6 gibi yapıp şurayı tekrar alayım. Geçelim geri. Şuradaki modelimize. Bakın. Bunu mesela şu an default 5 çalıştı. Ben bunu 3'e indireceğim. Şimdi buradan itibaren tek tek çalıştıracağım. Ekranı sileyim. Silmeden unutmayın. Train datası %96, testte 98'di. Şimdi bunu tekrar çalıştırmadan önce. Şimdi üçlük bir parametreyle çalıştıracağım. Evet. Ops, yanlış yaptım. Hemen çalıştıralım. Evet. Bakın şu an yine train'de 96. Testte 98 oldu. Şimdi 3 yerine biraz daha 5'ten büyük olan bir değer verelim. 8. Ve bunu baştan sona çalıştıralım bu sefer. Bu dağılma gerek yok. Bakın. Bu sefer yine 96'ya 98. 150 gibi bir data setimiz olduğu için 150 çok az, çok az bir sayı. Normalde 10.000, 100.000 gibi rakamlarla çalıştığımızda bu parametreler değiştiğinde train ve
test datası üzerine başarımlar değişir ve ona göre de yapmamız gereken birçok iyileştirme vardır. Ben şu an burayı pas geçiyorum. Dolayısıyla size ilerideki videoları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şu an son bölümümüze geldik. Bu bölümde artık modelimizi eğittik ve modelimizi saklayabiliriz. Şimdi modeli saklamak için hiçbir şey ezberlemiyoruz hatırlarsanız. Her zaman basit bir yöntemle gidiyoruz. Scikit-learn'deyiz. Artık buraya model save yazalım. Evet, burada gelen açalım Scikit-learn'de. Bakın burada diyor ki modelimizi nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Burada örnek vermiş. Birinci örnekte pickle komutuyla yapmış. İkinci örnekte de jablib. Biz bu jablib'le yapmak istiyoruz. Ancak jablib'i kurmamız lazım. Nasıl kuracağımızı artık tahmin ediyorsunuzdur. İstiyorsanız ben yine de göstereyim. Buraya geçiyoruz. Hemen conda jablib install. Bakın geldi ana conda. Buraya geçin. Artık öğrendiniz sanırım. Burada yazan komutu kontrollü alın. PowerShell'e geçin. PowerShell'e bunu yapıştırın. Şurada alamadık herhalde. Ctrl-C. PowerShell'e geçin. Buraya yapıştırın. Evet. PowerShell şimdi jablib'i kuracak. Ben kurduğum için bunu durduruyorum şu an. Evet. Siz kurduktan sonra artık buradaki örneğe geri dönelim. Bunu yapacağız. Bunu saklayalım. Bu örneğimizi hemen buradan kopyalayalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Ezberlememenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi yalnız bir şeylere dikkat edelim. Bu dump demek saklamak demek. Bir kere burada clf, evet biz de o variable'ı kullanmışız, bir sıkıntı. Burada bir file name istiyor bizden. Doğru mu? Şimdi ben bunu alışkanlık olsun diye size de file name'i bir değişken içinde tutacağım. Buna da my first saved model gibi uzun ve anlamlı isim vereceğim. Size tavsiyem lütfen bunların içinde tarih saatle birlikte saklayacak şekilde kod yazmanız. Şu an için göstermeyeceğim, bunu yazın. Daha sonra file name'i ikinci parametre olarak buraya vereceğim. Evet. Peki bu dosya nereye saklanacak? Şimdi şuraya dikkat ederseniz ben oraya yaklaşmaya uğraşacağım. Biraz daha yaklaşayım. Evet. Bakın burada zaten bize yazıyor. Benim KM Karakan'ın altında, Anaconda'nın altında, Environment'ın altında, MD1 diye bir sanal ortam var. Burada My Models diye bir tane dizin açmıştım. Onun altında saklayacak. Bunun için ona emin olmamız lazım doğru sakladığımız yere. Evet, şu an bu modeli burayı çalıştıracağım. Ctrl Enter'la. Tabii bize bir şey demedi. Ama size göstermek istiyorum. Buradan geçelim. Şöyle. Users. Bunu büyüteyim size. Users, KM Karakaya, Anaconda'ya gideceğiz buradan. Anaconda, Environment'a geçeceğiz. Buradan ML1, ML1 için My Models. Evet, şu an ben size biraz da yaklaştırayım. Hemen görmenizi istiyorum. Evet, bakın. Burada, evet gördüğünüz gibi My First Model, My First Saved Model'ı jablib olarak gördük. Evet. Şu an sakladığına eminiz. Ama ben yine de bir test yapacağım size. O da bu sakladığımı tekrar yüklemek istiyorum. Onun için de sakladığımızı yükleyeceğiz. Ona da load model diyelim. Evet. Peki load modeli nasıl yapacağız? Farz edin ki bilmiyoruz. Tabii ki bilmiyoruz. Gelelim buraya. Buradaki örneğe baktığınızda hemen altında görüyorsunuz, bakın. Load var. Ben bunu kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi bir şey ezber yapmıyorum ama aslında elinizde ileride ezberliyorsunuz. Ama yine de yapmayacağım. Buradaki file name yerine biraz önce yarattığım dosya ismindeki variable'ı kullanacağım. Evet. Evet, bunu yükleteceğim. Bakalım bir hata verdim vermedi. Ama doğru yapıp yapmadığımı nasıl anlayacağım? Çok basit. Şimdi eğer bunu ben clf variable'ın içine yüklettiysem şuradaki testi tekrar çağırabilirim. Bakın. Onun için de şöyle yapacağım sizlerin daha iyi anlaması için. Test with
uploaded model diyeceğim. Tamam. Hop, pardon. Ama buraya clf değil de clf uploaded diyeceğim. Burayı bir daha çalıştıracağım o yüzden. Hata vermedi. Şimdi bakın. Şurayı alacağım. Hop, pardon. Şurayı alacağım. Buraya getireceğim. Evet. Burada tabii clf ile yapmayacağım artık. Yeni yüklediğim classifier modeli bakalım çalıştırabilecek mi? Ve aynı sonucu üretecek mi? Bakın %98'i buldum. Demek ki doğru modeli geri yükledim ve buldum. Evet, şu ana kadar ne yaptığımızı isterseniz bir tekrar üzerinden geçelim ve bitirelim videomuzu. Şimdi Murat Karakaya Akademi olarak nasıl kodlasam diye videomuzu, 3. serimizi, 3. videosunu çektik. Önce verimizi yükledik. Yüklediğimiz veriyi analyze etmek için Pandas'ı kullandık. Pandas'la birlikte visualize etmek için Pandas'taki matplot arkada hep çalışıyor. Plot komutunu kullandık. Sonra model seçmek için scikit-learn'den model seçtik. Bunu KNN olarak seçip modelimizi parametre ile çalıştırdık. Tamam. Daha sonra modelimizi seçtikten sonra train test split'te verimizi böldük. Artık elimizde eğitim ve test verimiz ve bunların doğru etiketleri var. Daha sonra modelimizi train datasıyla eğittik. Eğittiğimiz modelin bu model üzerindeki train datası üzerindeki başarımını gördük. Sonra testimizi gerçekleştirdik. Bunun için test datasıyla skorumuzu, accuracy'mizi aldık ve bunu ekrana bastırdık. Modelimizi iyileştirmek için neighbor sayısını değiştirdik. Daha başka şeyler de yapılırdı, atladık. Başarıyla geldiğimizi düşündüğümüz modeli jablib'i kullanarak sakladık. Daha sonra aynı fonksiyonun jablib'in dump'ıyla, komutuyla saklarken load'uyla yeni bir variable'ın içine yükledik modelimizi. Bu modelimizi tekrar aynı veri setiyle test ettik ve aynı sonucu gördük. Böylelikle 3. videomuzun sonuna geldik. 4. videomuzda sakladığımız bu modeli tekrar yükleyeceğiz ve web sayfası üzerinden kullanması ve tahmin yapması için sunacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olun ve videoyu lütfen like edin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.